Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yüzümde bulunan makyajı hazırladım. Benim özel günlerde tek tercih ettiğim makyaj genelde bu oluyor. Ben bu makyajı çok seviyorum ve herkese de çok yakıştırıyorum. Geçen hafta da bir düğüne gittim, orada da bu makyajı yaptım ve Instagram story'de paylaşınca sizler de bu makyajı yapmamı istediniz. O yüzden bir kez daha bu makyajın nasıl yapıldığını sizlerle paylaşıyorum. Umarım keyifli izlersiniz. İsterseniz şimdi hemen başlayalım. İlk olarak tabii ki de bir primer ile başlıyorum. Urban Decay'in Optical Illusion isimli primer'ı. Bu gözenek küçültücü, aynı zamanda pürüzsüzleştirici bir primer. Şöyle uyguluyorum parmaklarımla. Neler yapıyorum, nasıl geçiyor günlerim? Aslında eğer beni sosyal medyadan takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Çünkü Instagram story'de çok aktifim. Bodrum'a gittim. Oradan Alaçatı'ya geçtim. Bir ay Bodrum'da kaldım. İşte bir haftada Alaçatı'daydım. Alaçatı'ya ilk defa gittim ve bayıldım. Çok güzel bir yermiş. Gerçekten tüm sokaklar, evler falan acayip güzel. Çok beğendim. Benim için son zamanların en gözde ürünü NYX'in Total Control Drop Fondöteni. Gerçekten efsane bir fondöten. Sürüm çok kolay. Cildinize kusma yapmıyor. Gözeneklerinizi çok güzel bir şekilde kapatıyor ve kapatıcılığını kendine çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben gerçekten çok beğendim. Sürekli bunu kullanıyorum. Şöyle bir damla buraya. Bir damla buraya. Şöyle yapıyorum. Dediğim gibi kapatıcılığını istiyorsanız 1 kat, 2 kat, 3 kat şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu sefer bu yaz gerçekten uzun bir tatil yaptım. Çünkü yani Bodrum'u çok özlemiştim. O yüzden biraz daha fazla kalmak istedim. Aslında şöyle bir şey oldu. İlk önce tek başıma gittim. Sonra annemler geldi falan derken biraz tarih uzadı. Ama çok keyifliydi. Çok güzel zaman geçirdim. Hatta çekim de yaptım aslında. Vlog falan da yaptım ama görüntüler böyle çok şey olmuş. Parça parça olmuş. Bir türlü böyle birleştiremedim onları. Eğer düzenleyebilirsem onu da hemen paylaşmak istiyorum. Fondötenimi uyguladım. Duruşu o kadar güzel ki, özellikle böyle yağlı bir cildiniz varsa bu fondöteni ekstra seveceksiniz. Ama tüm cilt tipleri için uyumlu bir fondöten, onu da söylemeden geçmeyeyim. Gerçekten çok seveceksiniz. Benim çünkü T bölgem inanılmaz yağlı. O yüzden o yağ kontrolünü çok güzel dengeliyor, bayağı sevdim. Maybelline yeni Last Month ürünü Master Conceal. Angel Wine'dan sonra en çok sevdiğim kapatıcı oldu diyebilirim. Gerçekten bu konuda Maybelline çok başarılı. Kapatıcı ve fondöten konusunda çok çok başarılı bence. Bu kapatıcının en önemli özelliği çizgilere dolmuyor. Kapatıcılığı çok iyi, ağırlık yapmıyor. Bilmiyorum, yapısını falan inanılmaz beğendim ben. Böyle gözünüzün altında kapatıcı kapatıyor durmuyor. En önemlisi o benim için. Ki ben biliyorsunuz kapatıcıyı çok fazla kısırıyorum. Bana da hatta bu yüzden kızıyorsunuz. Bayağı seviyorum ben o göz altındaki pürüzsüz görüntüyü. Süngerimde kalanları da göz kapaklarıma birazcık uyguluyorum. Şimdi kaşlarımı şekillendireceğim. Yine yeni bir ürün kullanıyorum. NYX'in üçü bir arada olan kaş kalemini kullanacağım. Buradaki ucuyla şekillendirebiliyorsunuz. Şeklini veriyorsunuz. Bu kısımda pudralama yapıyorsunuz. Eğer kaşlarınız böyle çok kalın ama boşlukları varsa bununla sabitleyebilirsiniz veya daha çok yoğun gösterebilirsiniz. Tabii benim şu an kaşım olmadığı için ona gerek yok. Burada da böyle sabitleme bölümü var. Çok rahat bir şekilde sürülüyor ve gün içerisinde de dağılma yapmıyor. En önemlisi o çünkü. Şimdi de fırça kısmıyla rengini dengeliyorum. Aynı zamanda da yukarı sabitliyorum. Ten makyajıma devam edeceğim sonra ama şimdilik önce göz makyajına başlayacağım. MAC'in Paint Pot'ları Soft Ochre rengini kullanıyorum. Bunu ilk önce tüm göz kapağıma uygulayacağım. Farımın daha dayanıklı durması için. Alaçatı'da inanılmaz çılgın şeyler yaptım bu arada. Bayağı güzel bir şeydi. Adını hatırlamıyorum aracın ama böyle çok acayip değişik bir şey ve onunla uçtum. Ve gerçekten hani uçuyordum. Bir kanatlarım falan yoktu. Hayatımda yaptığım en çılgın, en güzel şeydi. Bu arada Alaçatı'da acayip bir şey oldu. Sürekli sizlerle karşılaştım ve bu kadar karşılaşacağımı tahmin etmiyordum.
O kadar güzel bir ilgiyle karşılaştım ki eğer beni izliyorsanız sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hatta aralarından bir tanesi otelime kadar geldi. Hani Alaçatı'da değildi, Bolu'dan kalkıp gelmiş, benim orada olduğumu öğrenmiş ve beni görmek için tam 10 saat yol çekip inanılmaz güzel bir duygudu. Çok etkilendim, çok duygusallaştım. Annesiyle beraber gelmişti. Eğer beni izliyorsan seni de böyle kocaman öpüyorum. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı da kahve falan isteydik ama umarım başka bir zaman, başka bir yerde karşılaşırız. Sizlerle karşılaşmak acayip bir şey. Yani o anda ne yapacağımı bilemiyorum, konuşamıyorum, bir değişik oluyorum. Çok güzel bir duygu bence. O yüzden bilmiyorum. Çok eğlenceli. Şimdi şu Kylie kızın paletini kullanacağım. Kylie Jenner. Hiç kullanmıyorum bu paleti, biliyor musunuz? Nedense bilmiyorum. Şu ortadaki turuncu rengi alıyorum. Fazlalığını atıyorum. Ve göz kapaklarıma, yani gözlerimin katlandığı kısma uyguluyorum. Hatta köşelere de getirerek geniş bir şekilde uyguluyorum. Onun dışında biliyorsunuz benim aslında saçlarım kısa. Şu anda uzun gelebilirdi çünkü postiş taktım. Aslında takamadım. Daha güzel takıyorum ben. Bugün biraz takamadım. Her neyse, saçlarıma keratin bakımı yaptırdım. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Daha önce niye yaptırmadım diye kendime çok kızıyorum. Saçlarım kendine geldi. Acayip bir şey. Eğer saçlarınız yıpranmışsa, kum, işte güneş, havuz, her neyse boya yıpranmışsa, hiç düşünmeden lütfen gidin saçlarınıza keratin bakımı yaptırın. Banyodan sonra saçlarım acayip güzel oldu. Fönlüymüş gibi. Dökülmedi. Çok enteresan bir şekilde. Dökülmesini engelliyormuş. 3 ayda bir keratin bakımı yaptırmak gerekiyor. Eğer ihtiyacınız varsa mutlaka yaptırın. Çok seveceksiniz. Şimdi Urban Decay'in Naked Ultimate Basic paletini kullanacağım. Bundaki renkler de çok güzel. Bu tarz renkleri seviyorsanız mat, günlük kullanıma da normal, gece içinde çok ideal ve kullanışlı bir far paleti. Zaten Urban Decay'in farları meşhurdur, yani sevmeyeni yoktur. Ben çok sevmesem de. Ama bu paleti mükemmel bence, çok güzel. Şuradaki rengi alıyorum. Açık sütlü bir kahve böyle. Şöyle iki rengi biraz birbirine karıştırıyorum. Biraz daha şöyle yoğunlaştıracağım. Şimdi şuradaki siyah rengi alıyorum. Tam böyle kirpiklerimin diplerine, köşelere uygulayacağım. At kirpik diplerimi siyah fara uyguladıktan sonra kahverengi farla hepsini dağıtacağım. Şimdi yine bu fırçamla alıyorum kahverengi farımı ve dağıtıyorum hepsini. Gözlerimin içine beyaz kalem kullanacağım. NYX'in Fox White isimli kalemlerinden. Böyle tam beyaz değil, pembeli bir göz kalemi. O yüzden daha çok seviyorum. Daha aydın görüntü yapıyor. Tam böyle bembeyaz bir kalem değil. Biraz maskara, daha sonra takma kirpik takacağız. Şimdi olmayan ipek kirpiklerimi birazcık uyguladıktan sonra takma kirpik takacağım. Yapıştırıcı olarak da Dior'un kullanıyorum. Şimdi hemen tam makyajıma devam ediyorum. Biraz daha böyle gözlerimin altının aydınlık olmasını istiyorum. O yüzden de tabii ki de ilk aşkım olan Maybelline Angel Wine uygulayacağım. Çok üzgünüm ama bunun süngeri biraz bozuldu. O yüzden
şöyle uyguluyorum. Nemli süngerimi yine uyguluyorum. Evet, daha aydınlık bir görüntü oldu bence. NARS Laguna kullanıyorum. İlk defa dibini görmeye başladığım ürünlerden bir tanesi. İlk 3'e girdi. Benim için ürün bitirmek gerçekten çok zor. Çünkü çok fazla ürün deniyoruz. Dolayısıyla çok fazla aynı ürünü kullanamıyorum. Ama bunu çok kullanmışım gördüğünüz gibi. Gıdıma. Son zamanlarda çıkan gıdıma uyguluyorum. Ona çok sinir oluyorum. Gıcık ediyor beni. Onun çözümü var mı? Gıdın gitmiş. Şu gıdı nasıl gider? Bu böyle sürekli hareket yapıyorum şöyle. Şöyle bir hareket varmış. O gıdı oradaki yağlar eritebiliyormuş ama bence onunla alakalı değil ya. Zamanla çünkü yüzümüzde genişliyor yaştan dolayı falan. Yani yapacak bir şey yok ama tabii gıcık oluyorum. Bazen fotoğraflarda bayağı enteresan çıkabiliyor çünkü. O yüzden böyle bol bol kontür uyguluyorum. Birazcık da burnuma kontür yapacağım. Şuradaki rengi alıyorum. Benim tenime biraz da uyumlu. Tam şu burnumun ucuna uyguluyorum. Şimdi yine yeni lansman ürünlerinden Maybelline Master Bronze paletini kullanacağım. Renkleri o kadar güzel ki hepsini karıştırarak fazlalığını atıyorum çünkü çok yoğun. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Evet, son dokunuşlara geldik. Şimdi de NYX'in Highlighter paletini uygulayacağım. Elmacık kemiklerimi burnumun üzerine aydınlatmak için şu iki rengi karıştırıyorum yine birbirine. Burnumun üzerine uyguluyorum biraz. Dudaklarıma, omuzlarıma da uyguluyorum. Sıra geldi rujumuza. Son zamanlarda çok sevdiğim ruj var. Onu çok kullanıyorum. Sizler çok merak ediyorsunuz. Yine onu bugün kullanacağım. Urban Decay'in YSL rujlarından mat rengi olan Stark Naked rengini kullanacağım. Gerçekten çok güzel biniyor. Tam benim tenime uygun bir ruj. Dudaklarımı çerçeveleyeceğim öncesinde. NYX'in lip liner'ını uyguluyorum. Böyle çok çok mat bir ruj değil. Dudaklarınızı kurutmuyor. Yapısı çok güzel. Bilmem çok beğendim ben bu ruju. İlk defa bu kadar bir ruju çok sevdim. Hatta dudaklarınızda durdukça daha güzelleşen bir ruj bence. Aslında bugün biraz Gökçe makyajı yaptık. Biliyorsunuz son zamanlarda bu kadar yoğun bir makyaj yapmamıştım. Bu birazcık böyle bir Gökçe makyajı oldu. Benim en sevdiğim makyaj bu. Özel günlere gittiğim zaman da bu makyajı kullanıyorum. Hem çok kolay hem çok doğal duran ve bence herkese de yakışan bir makyaj. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada buradaki bütün ürünleri yine aşağıdaki bilgi kutusundan bulabilirsiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoda beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum çok. Bye.